Değerli basın emekçileri, ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu kaotik ve savaşı içeren durum hepinizin malumu. Sürdürülemez olduğu gerçekliği de bizatihi bu savaşın mimarları da dahil olmak üzere herkesin derinden duyumsadığı, hissettiği bir gerçeklik. Bütün bunların içerisinde barış, hem bölge barışı, bölgesel barış anlamda, hem iç barış, Türkiye'ye 1,5 saatlik bir mesafede. İmralı üzerinde yürütülen tecrit artık kabul edilemezliği bir yana, ülke ve bölgedeki çözüm zeminini tahrip etmeye dönük bir hal almıştır. Barışın güvencesi olabilecekken bizzatihi savaşı kışkırtan bir izolasyon tecrit anlayışıyla bu ülkede gidilebilecek hiçbir yer yoktur. Bütün bunları göz önüne aldığımızda İmralı'daki tecrit vatana ihanetle eş anlamlıdır. Neydi peki İmralı'nın ve Sayın Öcalan'ın gerek bugün yaşananlara, gerek inisiyatif aldığı süreçlere yaklaşımı? Kısaca bunu bir hatırlamakta fayda var. Ortak gelecek diyordu. Ortak vatan diyordu. Herkesin kendisi olarak yaşayabileceği, kendisi olarak ifade zemini bulabileceği demokratik bir cumhuriyet diyordu. Sınırların olmadığı, sadece gevşek sınırların olduğu bölgede demokratik bir yapı, halkları, inançları barındıran bir demokratik konfederalizm öneriyordu bölgeye dair. Bugün barış adına bölgeye ve ülkeye kim bir çift laf ederse, partisi ne olursa olsun, içinde savaş içermeyen, kalkın gidelim şurayı fethedelim, burayı yakalım, burayı yıkalım içermeyen, çözelim bu meseleyi diye başlayan her cümle Sayın Öcalan'ın mutlaka son 5-10 yılda yaptığı belirlemelerden birisine yaslanmak zorunda. Bu gerçek hepimizin önünde açık bir şekilde duruyor. Hal böyleyken artık mesele Sayın Öcalan'ın sağlığı ve güvenliği olmaktan çıkmış, bu ülkenin geleceğine, bölgenin geleceğine kasteden bir zemine dayanmıştır. Hükümetin mevcut yaklaşımı artık sadece kendi ülkesindeki Kürt'ü de bırakıp kategorik olarak nerede bir Kürt varsa ona dair düşmanlık ve kategorik bir karşıtlık üzerinden şekillenmektedir. Böyle bir devlet anlayışı olabilemez. Bu kadar hikmetli insanlar yetiştirmiş, bu kadar köklü bir tarihi olan bu topraklarda seçenekler öne geldiğinde Kürtleri dışlayan bir şey olsun da ne olursa olsun basitliğine bu topraklar layık değildir. Bu ülkede Dışişleri Bakanı yoktur. Bu ülkede Başbakan yoktur. Bu ülkede Cumhurbaşkanı yoktur. Kürtsüz bir seçenek olsun demek hüner değildir. Kürtsüz bir seçenek olsun demek diplomasi değildir. Sosyolojiden bir haber olmak demektir. İnsanlıktan da pek fazla bir şey anlamamış olmak demektir. Savaş talep etmek, savaşı yükseltmek, savaşlı çözümlere bel bağlamak, bunlar için herhangi bir maharet gerekmiyor arkadaşlar. Buna tarihin her döneminde de birkaç müşteri bulabilirsiniz. Çünkü bölgedeki varlığını ancak savaş üzerinden var edebilen hegemonik devletler, emperyalist sistem, küresel sistem var oldukça bu savaş söylemini ellerini ovuşturarak izliyorlar. Bir ülke olabilir mi son
2 yıl içinde 200 kere dış politika perspektifi değiştirsin. Bir doğrultunuz olur. Kabulleriniz olur, redleriniz olur, olurlarınız olur, olmazlarınız olur. Daha dün sen kimsin ki senin kalibren kaç kuruş, sen benim muhatabım bile değilsin dediği devlet başkanını, başbakanı bugün çağırıyor ve konuşulan tek çözüm, tek konu, tek zemin Kürtler anasını görmesin, bunu birlikte nasıl becerebiliriz? Bunun için bir hüner gerekmiyor. İnsanlıktan ve ortak gelecekten kaygılanmamak bunun için kafi. İmralı sistemi bu anlamda devlet için ne görmezlikten gelebileceği ne de üzerinde buluşulabilecek bir zemin olamadı hiçbir zaman. Görmezlikten gelemiyor çünkü derin bir hakikat. Üzerine gidemiyor o zeminin çünkü buna cesaretler yok. Çünkü bu ülkenin geleceğine dair bir perspektife sahip değiller. Bu anlamda Sayın Öcalan'la bir yıl aşkın bir süredir hiç kimse görüşemiyor ve haber alamıyor. Ama İmralı'ya konulduğu günden beri zaten hiçbir hukuk kuralına sığmayan, hukukun genel ilkelerine aykırı, insan hakları evrensel ilkelerini tahrip eden bir yaklaşımla mutlak bir tecrit içerisinde. Şu an birçok insan, başta cezaevindeki tutsaklar olmak üzere, Sayın Öcalan üzerindeki tecritin aslında bu ülkede barışa ve ortak geleceğimize dönük bir tecrit olduğu gerçekliğinden hareketle yine bir direniş başlatmış durumdalar. Hatırlayalım, çözüm süreci tam da böyle bir direnişin ardından gerçekleşmişti. Bütün ülke satına yayılmıştı. Her seferinde bu kadar enerji kaybeden, her seferinde bu kadar zaman kaybedene devlet adamı denmez, ahmak denir sadece. Ahmaklıktır. Bunun başkaca hiçbir yolu yok. İnsan deneyimle, insan dediğiniz şey deneyimlerinden ders alabilen bir canlıdır. Bu ülkede sadece basit bir istatistik bile Sayın Öcalan sürecin içine katıldığında bu ülkede yaşama dair, geleceğe dair, barışa dair umutların çoğaldığını, bu ülkenin ekonomisinden demokratik zeminlerine kadar her şeyin iyileştiğini, en önemlisi insanların geleceğe dair bir umut taşıdıklarını biliyoruz. Ne zaman Öcalan'dan uzaklaşılmışsa da bu ülkede hep kaos, hep savaş, hep zulüm, hep daraltılan demokratik zeminler gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bugün devleti yönetenler muazzam bir varoluş, yok oluş paranoyasının içinde debelenmektedirler. Bulabildikleri tek çözüm yolu bu toprakların kirli savaş mimarlarının bin yıldır sığındıkları ezbere sığınmak, o da Kürt düşmanlığı. Fakat görüyoruz ki kar etmiyor. Bu yolun da sonuna geldiler. HDP'yi kriminalize etmekle, eş başkanlarını, milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını görevden almakla varılabilecek bir yol yok. Hangi kamuoyu, hükümete yakın olanlar başta olmak üzere hangi kamuoyu araştırmasına bakarsanız bakın, HDP'nin oyları bulunduğu yerden ileriye gidiyor, bir santim gerilemiyor. Bu aslında barışa, insanlığa ve ortak gelecek umuduna, demokrasiye sadakatin bir göstergesidir. Onun için hükümet daha önce İmralı heyeti olarak da yaptığı açıklamayı, şimdi dilek vekilimizle ve aileden biri olması hasebiyle onunla birlikte yapıyoruz. Hükümet eğer bu ülkede bu sürdürülemez durumun faturasını kendisine ve Türkiye halklarına daha fazla ödetmek istemiyorsa, bunun yolu daha fazla ceberutlaşmak değildir.
Bunun yolu OHAL kalesine sığınmak, oraya demir atmak değildir. O kaleler demokrasiyi koruyamaz. İktidarları da koruyamaz. Tarih nice böyle ceberrut yapılar görmüş ki halkın öfkesi itirazıyla bir günde tarihin çöp sepetine gitmişler. Peki ne koruyabilir? Bütün bu kaygıları, bütün bu korkuları, bütün bu endişeyi ve içinde yaşadığımız kaotik durumu çözümleyecek tek şey daha fazla demokrasidir. Daha fazla demokrasi, daha fazla demokrasi ne pahasına olursa olsun barış, ne pahasına olursa olsun barıştır. Hükümetin sürecin bitmesine gerekçe ettiği birçoğunu da bizzat kendisinin ürettiği şeyler, çatışma sonrası çözüm süreci yaşayan bütün ülkelerde yeniden savaşı başlatmanın değil, tam tersine barışa dört elle daha fazla sarılmakla, sarılmanın gerekçesi olabileceğini görüyoruz. Bu ülkede özellikle AK Parti kamuoyu başta olmak üzere bu ülkenin geleceğini dert eden, evlatlarımızın geleceğini dert eden, daha iyi bir dünya, daha iyi bir bölge, daha iyi bir ülke mümkün diyen herkes bu demokrasi dışı uygulamalara sesini yükseltmek, barışı çağırmak, barışı işaret etmek ve bu tecride itiraz etmek zorundadır. İbretlik bir durumdur. İmralı sistemine vaktinde bu ülkenin demokratik kamuoyu başta olmak üzere insanlar yeterli tepkiyi verselerdi, bu ülkenin bizim dışımızdaki muhalefeti de yeterli tepkiyi verselerdi, bugün İmralı tecrit sistemi bütün ülkenin tecrit sistemi haline getirilmiş. Artık bu ülkede yaşayan her fert isterse AK Partili olsun bu ülkede kendini mahkum olarak hissediyor. Büyük bir izolasyon içerisinde düşüncelerini yüksek sesle ifade edebileceği bir tek zemin kalmamış ve İmralı artık bütün ülke olmuş durumda. Buna bir dur demek gerekiyor. Barış adına, ortak geleceğimiz adına, demokrasimiz adına. Buna bir dur demek gerekiyor. Bütün bunların süresi de 2 saat. Devlet hafızayı unutturamaz. Daha önceki gerekçelerine, yani Sayın Öcalan'ı bir barış inisiyatifi olarak tanımladığı, bir barış iradesi olarak tanımladığı inisiyatifi niçin bugün tanımadığına dair dişe dokunur bir tek gerekçe henüz söyleyebilmiş değil. Çünkü yok. Savaş başlamış. Savaş başlamış, Sayın Öcalan orada savaşın başlamaması için ekonomik, siyasi, kültürel bir yol haritası için 2,5 sene çalıştı ve siz de bizimle beraber çıktınız. O deklarasyonu tam da savaşın başlamaması için hayata geçirmeyi taahhüt ettiniz. Sayın Öcalan'a söyleyeceğiniz ne var? Size ne söyledi de yapılmadı. Size ne talep etti de siz yapmadınız. Bunları bir açık yürekli ortaya koyacak bir tane devlet hükümet yetkilisi var mı? Yok. Ancak hamaset, ancak halkları birbirine düşman kılacak bir nefret söylemi. Onun için 2 hususun altını tekrar çizerek bitirmek istiyorum. İmralı tecriti vatana ihanetle eş anlamlıdır. Çünkü vatanın birliğini tehdit eden en büyük şey yaşanan ve gelişme emareleri gösteren bu savaştır. İmralı'da barışın teminatı olduğu için oraya uygulanacak tecrit bu vatanın birliğine, beraberliğine ve ortak geleceğine uygulanmış bir sabotaj mahiyetindedir. İkincisi de henüz daha bu imkanları kaybetmemişiz. Derin devlet cinlikleriyle 5-6 ayda bir hayatını kaybettiğine ya da başka provokasyonlara maruz kaldığına dair dolaşıma sürülen bu tezviratların hayatı ve özgürlüğü ve en temel görüş hakları yerine getirilmezken ağzından çıt çıkmayan savcıların hemen devreye girip olur olmaz beyanatlar vermelerinin artık sonuna gelinmek
durumundadır. Ülkesini düşünen herkes bunu böyle kavramalıdır. Bunun da mesafesi 2 saattir. Helikopterle giderseniz 15 dakikadır. Bu itibarla başta demokratik kamuoyu olmak üzere bu tecritin salt Kürtlere ya da Sayın Öcalan'a yönelik bir tecrit olmadığını, bu tecritin bu ülkenin tamamını bir İmralı tecrit sistemine mahkum edeceği gerçekliğini hatırlatarak bitiriyorum. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın da söyleyecekleri olabilir. Pervin Hanım. Buyurun. Değerli arkadaşlar, ben de öncelikle hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aslında genel çerçeveyi Sırrı Bey çizdi. Son dönemlerde yaşanan çatışmalı süreçten kaynaklı yaşanan acıların, ödenen bedellerin Türkiye açısından büyük bir kayıp olduğunu ben de özellikle belirtmek isterim. Bunun altını çizmek isterim. Bugün basın toplantısı yapmamızın nedeni elbette ki İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış tecride maruz bırakılan Sayın Öcalan'la ilgili. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit 18 yıldır aslında devam ediyor. Hiçbir zaman kalkmayan bir sistemden bahsediyoruz. Zaman zaman avukatlarının, zaman zaman ailesinin, zaman zaman da siyasi heyetlerin İmralı Adası'na gittiğini biliyoruz. Ancak orada farklı bir sistem var. İmralı Adası'nda farklı bir sistem var ve bu sistemin Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin barışı açısından da çok üzerinde durulması gereken bir sistem olduğunu belirtmek isterim. Sayın Öcalan'dan uzun süredir aslında haber alınamıyor. En son İmralı heyeti olarak ben ve Sırrı Bey 5 Nisan 2015 tarihinde Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirmiştik. Ondan sonra uzun bir süre yine Sayın Öcalan'dan haber alınamamıştı. Ve en son 11 Eylül 2016 tarihinde kardeşi Mehmet Öcalan'ın adaya gidişinden sonra bugüne kadar Sayın Öcalan'dan haber alamadık. En son yaklaşık 10 gün önce sosyal medyada atılan bir tweetle birlikte Sayın Öcalan'ın yaşamını yitirdiğine dair bazı paylaşımlar yapıldı. Ve bu paylaşımlar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı bir açıklama var. Ancak biz bu açıklamanın yeterli olmadığını ifade etmek istiyoruz. Ve bu konuda özellikle hükümeti ve devleti duyarlı olmaya, Sayın Öcalan'la görüşmelerin yapılması gerektiğine dair uyarımızı bir kez daha buradan yinelemek istiyoruz. Çünkü Sayın Öcalan sıradan bir tutuklu değildir İmralı cezaevinde ve hükümetin ve devletin de aslında Sayın Öcalan'a sıradan bir tutuklu olarak yaklaşmaması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. O yüzden kaygılı olduğumuzu özellikle sizlerle kamuoyuna, sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Sayın Öcalan'dan haber alana kadar bu kaygımızın da devam edeceğini özellikle belirtmek istiyoruz. Acilen İmralı Adası'na ya avukatlarından ya ailesinden ya da siyasi heyetlerden oluşacak olan birkaç kişinin mutlaka acilen gitmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Öcalan sadece Türkiye açısından değil, tüm Orta Doğu açısından aslında barış için önemli bir aktördür. Biz yaklaşık 2,5 yıllık barış ve müzakere sürecinde Sayın Öcalan'ın rolüne hep birlikte tanıklık ettik. Barış sürecindeki rolüne tanıklık ettik. Ve o dönemde Türkiye'de herkes şunu çok iyi gördü ki bir umut vardı, bir huzur vardı. Ve bu süreçte hiç kimse yaşamını kaybetmedi, hiç kimsenin burnu kanamadı. Dolayısıyla o sürece özellikle bir kez daha dönülmesi gerektiğini ben ifade etmek isterim. Türkiye'deki toplumsal barış açısından, Orta Doğu'daki barış açısından Sayın Öcalan'la yürütülecek olan barış ve müzakere sürecinin ben bir kez daha özellikle devlet ve hükümet tarafından dikkate alınması gerektiğini, Sayın Öcalan'la görüşmelerin bir an önce başlatılması gerektiğini ve o sürecin bir kez daha bugünlerde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Güvenlikçi politikalarla, çatışmalarla Kürt sorununun çözülmeyeceğini herkes artık
farkında. Herkes bunu artık çok iyi biliyor. Dolayısıyla daha barışçıl yöntemlerle demokratik yasaların çıkmasıyla birlikte de bu sorunun çözümüne katkı sunabiliriz. Ama öncelikli olarak Sayın Öcalan'la görüşmelerin başlaması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Acilen adaya, İmralı Adası'na heyetlerin ya ailesinin ya da avukatlarının gitmesi gerektiğini ben de önemli belirtmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, öncelikle burada bulunduğunuz için, buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu açıklamaları hem İmralı heyeti hem partimiz ve birçok defa dile getirdik. Bugün tekrardan dile getirmemizin aslında temel sebebi kaygılarımızın her geçen gün artarak devam ettiği ve bu endişenin bir bütün Türkiye toplumuna bir bütün sirayet ettiğini bir kez daha dile getirmek için burada bir araya geldik. Her tecrit sürdürülmeye çalışıldığında, tecrit devam ettirilmeye çalışıldığında Türkiye'deki tablosunu hepimiz birebir yaşayarak gördük. Bunu nasıl gördük? Tecrit İmralı Adası'nda sürdürüldüğü müddetçe Kürdistan'da ve Türkiye toplumunda yaşama olan yansıması kan, gözyaşı, ölüm ve şiddet oldu. Ve bu şiddet, bu karmaşa, bu kaos her geçen günde artarak devam etmektedir. Neden devam etmektedir? Çünkü İmralı Adası'nda tecrit her geçen gün ağırlaştırılmaktadır. Bu nedenle biz burada bu açıklamayı aslında bize yansıyan toplumun bir bütün kaygılarını dile getirmek için biz bir kez daha bir araya geldik. Geçen hafta yapmıştık açıklamamızı. Bu hafta yine tekrar yapmak ihtiyacı duyduk. Çünkü biz henüz hükümetten ve devletten kendi yasalarını yerine getirmesi noktasında herhangi bir adımı attıklarına şahitlik edemedik. Ve biz bir kez daha parlamentodan yineliyoruz. Türkiye aslında kendi hukukunu hiçe sayarak, uluslararası anlamda bütün hukuklar hiçe sayılarak bu an, şu an itibariyle İmralı Adası'nda mutlak bir tecrit sürdürülmeye devam ediliyor. Bu sadece bizim talebimiz değildir. Bu talep başta Kürt halkının ve tüm Orta Doğu'da yaşayan tüm halkların bir talebidir. Sayın Öcalan milyonlarca insanın iradem olarak kabul ettiği bir şahsiyettir. Normal bir şahsiyet olarak yaklaşılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu yaklaşımları bir an evvel ciddiyete, bir an evvel sorumluluklarını yerine getirmeye en üst perdeden en alt perdeye kadar biz bu noktada davet ediyoruz. Başta hükümetin temel sorumlu Adalet Bakanlığı'ndan İnsan Hakları Komisyonu'na kadar, İnsan Hakları Birimi'ne kadar bu konuda hassasiyetin acilen giderilmesi noktasında çağrıda bulunuyoruz. Bu sorun ne kadar süre üzerinden geçerse, bu sorun çözümsüzlükte ısrarı devam ettirilirse kangrenleşen ve savaşa zemin hazırlayan bir pozisyondan öteye çıkamayacaktır. Sayın Öcalan'ın Orta Doğu'da öngörüleri, Orta Doğu'daki projelerini ne kadar yaşamsallaştığı, ne kadar hayata geçirildiği müddetçe savaşın son bulduğunu da biz Rojava'da yaşanan mücadelede, Rojava devrimiyle bir kez daha gördük. Orada sunmuş olduğu paradigma, model, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın yaşamsallaşması elbette ki tüm Orta Doğu toplumunun, tüm Orta Doğu coğrafyasına bu savaşların yaşandığı bu noktada bir yaşam umudunun yeşermesinin temel prensibi, temel paradigması oldu. Ve biz bunları görmezden gelerek, hiçe sayarak aslında hiçbir şey başarmış olamayız. Başta hükümet, AKP iktidarı.
bunları yok sayarak, bunları katliamla, bunları yok etmeyle aslında başaracağını zannederek daha da kaybettiğinin farkına varması gerekiyor. Bugüne kadar kaybettiklerini bir önlerine koyduklarında aslında anlayacaklar. 2013 sürecinde toplum ne kadar kazanımları oldu, bütün Türkiye toplumunun ne kadar kazanımlarını AKP kendi iktidarı uğruna bir çırpıda yok ettiğinin bedelini ve sorumluluğunu ödemesi gerekiyor. İnsanlar hiçbir zaman, toplumda yaşayan bütün halklar savaşı seçmedi, kaosu seçmedi ve şu anda yaratılan bu kaos ortamında halkların talebi değildir. Hiçbir halkın talebi değildir. Şu an iktidarın zorla, baskı gücüyle tahakküm kurmasının açıklanabilir, normal hukuki bir çerçevede açıklanabilir bir yanı yoktur. Bugün bakıyoruz, her geçen gün hak savunucuları, hukukçular, bir bütün toplumda söz sahibi olan herkes gerekçe gösterilmeden tutuklanıyor. Ve cezaevleri artık bir isyan bayrağını göstermiştir. Ve başta da Sayın Öcalan üzerindeki tecrit için birçok cezaevinde eş zamanlı olarak açlık grevleri başlamıştır. Bu eylemler daha da artarak devam edecektir. Hem bizim örgütlerimiz hem cezaevindeki bu karar hükümet tarafından bir an evvel görülmesi gerekiyor. Gözlerindeki o perdeyi kaldırmaları gerekiyor. Vicdanlarındaki o perdeyi bir an evvel kaldırmaları gerekiyor. Bizim buradaki talebimiz şahsi talepler değildir. Bireysel talepler değildir. Tüm toplumun bir an evvel Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü ve üzerinde yürütülen mutlak tecritin kaldırması ve bir an evvel o kanalların açılması temelindedir. Ve biz bir kez daha bu çağrılarımızı, bu uyarılarımızı yeniliyoruz. Bir an evvel kendi iç hukukunuza ihanet etmeden, kendi hukukunuzu yerle bir etmeden bu soruna, bu aciliyeti gidermeniz gerekiyor. Bu sorumluluk başta hükümetin sorumluluğu ve uluslararası anlamda da başta SİPİT olmak üzere AHİM ve Birleşmiş Milletler platformunun bu noktada acilen bir önlem alması, acilen bir girişimde bulunması gerekiyor. Bugün dile getirdiğimiz bu sorunları yarın acısını yaşamadan en kısa sürede çözmemiz gerekiyor. Sayın Öcalan'ın Türkiye'de yaşanan darbe mekaniğine karşı öngörülerini bir bir nasıl yaşadıysak, bugün de tecritin devam ettirilmesi aynı darbe mekaniklerine hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Biz hiçbir şekilde kaosu tercih eden, savaşı, çatışmayı tercih eden bir noktada bulunmadık ve bulunmayacağız. O nedenle bugün bu taleplerimizi dile getirmemiz tamamen demokratik çerçevede, insani, vicdani ve hukuka, hukuk çerçevesinde dile getiriyoruz. Bunun önüne geçmek elbette ki hükümetin birincil görevidir. Bu sorumluluğa bir kez daha davet ediyoruz ve tekrardan burada yer alan basın emekçilerine de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Buyurun. Sayın Bey, şimdi işte 2,5 sene hani bu baş sürecinden bahsettiniz. Evet. Sayın Bulvan da bahsetti. Bir söyledi, bunun kararı. Ama birdenbire o sürecin işte bitmesi, peşinden de şehirlerin sokakların altına, bu nasıl bir barış süreciydi ki? Sayın Öcalan'ın her dediği dinlendi dediniz. Evet. Ama sonradan ortaya çıkan şey, şehirler bir patlamaya hazır bomba haline getirilmiş. Evet. Peki nasıl bir barış süreciydi bu? Yani şimdi bu güvensizliği nasıl aşacaksınız? Yani tekrar neyi öneriyorsunuz? Tam o anlaşılamadı efendim. Teşekkür ederim. Aslında gayet netti. Bunun için barış sürecinin başladığı noktadan bir gün öncesine dair bir hafıza tazelemesi yapmamız gerekiyor. Neydi o günün manzarası? Bugünkünden çok farklı değildi. Bir Roboski gerçekliği vardı mesela. Yani savaş uçakları sivil insanları bombalıyordu. Başka ne gerçeklik vardı? Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı askeri olarak
bizim yapabileceğimiz bir şey yok cümlesini devletin Milli Güvenlik Kurulu'nda dile getiriyordu. Bir başka mesele, iki tane MİT müsteşarı o günlere dair değerlendirmeler yaptılar ve ana akım medyada çıktı. Birisi Sayın Emre Taner'in darbe komisyonunda yaptığı süreç değerlendirmesi, diğeri Sayın Sönmez Köksal'ın Köksal Sönmez miydi? Doğru mu? Sönmez Köksal. Sayın Sönmez Köksal'ın Hürriyet gazetesinde çıkan son röportajı. Burada bütün bunlar şu gerçekliği ifade ediyordu. O durum sürdürülebilir değildi. Bir, iki, orada bir sorun olduğu gerçeği. Şimdi çözüm süreci tam bunların en zirve yaptığı bir dönemde, başkaca diğer hiçbir yolun çare olmadığının devlet katında da anlaşıldığı bir dönemde başlatıldı. Peki ne olur? Çözüm süreci arkadaşlar nihai bir uzlaşma değildir. Dünyada çatışma süreçleri yaşayan bütün ülkelere baktığımızda, buna batıdakiler ve doğudakiler dahil, süreç başladı diye bıçakla kesilir gibi kesilmez. Bu neye bağlıdır? Tarafların cesaret, kararlılık ve samimiyetine bağlı bir süreye ihtiyaç duyar. Hükümet ne yaptı? Hükümet hiçbir zaman bu süreci toplumsallaştıracak, bütün toplumun talebi haline getirecek bir cesaret içerisine giremedi. Birinci zaafı buydu. Elbette bizim de eksiklerimiz vardır. Bunlar konuşulacaktır. Değerlendirilecektir. Her şeyi herkesin gözü önünde oldu. Bir, süreci toplumsallaştıramadı. Sürekli kriminalize etme dilini ve yatsıma dilini bir kenara bırakamadı hiçbir zaman. Düşünün ki 2,5 yılın sonunda bir deklarasyon açıklıyorsunuz ve bu içerisinde silahsızlanma kongresine çağrıyı ve üçüncü gözün, yani izleme komisyonunun da sürece dahil olması gibi bu süreçlerde önemli bir aşamayı bütün dünyanın önünde kayıt altına alıyorsunuz ve buna sahip çıkma cesaretiniz 8 gün süremiyor. 8. gün kalkıp diyorsunuz ki ben ne masası, masa falan yok. Ben o fotoğrafı da doğru bulmuyorum. Ne 3. gözü ne 5. gözü. Şimdi güven vermek ve cesaret ve tutarlılık çatışma süreçlerinde uzlaşmaya, barışa giderken önemli aşamalardır. Hükümet bu noktada hep oy hesabı, günlük ve fırsatçı yaklaşımları baz aldı. Hendek vakasına gelince ilk başlayan Sur, Cizre'de olan değildi. Daha önce buradaki birçok basın mensubu arkadaşlarımız bilirler. Olmayanlar da kısa bir arşiv taramasıyla çözebilirler. Hendek ilk Bingöl-Diyarbakır karayolunda kazılmıştı. Ve süreç devam ederken iki tane hendek gerekçesi vardı o zaman dile getiren hendeyi kazanların. Bir, buralara muazzam kale kollar yapılıyor. İki, toplu gözaltılar yapılıyor diyor. Sayın Öcalan, Sayın Buldan, ben ve şu an heyetimizin eksiği olan Sayın İdris Baluken'le beraber devletin de koordinasyonuyla dönemin İçişleri Bakanı buna tanıklık edebilir. Dönemin Başbakan Yardımcısı, Başbakanı buna tanıklık edebilir. Gittik. Bu meseleyi çözelim temelli bir ortak yaklaşım belirdi. Gittik Lice Bingöl kırsalında ve karayolunda bu hendeyi kazanlarla 3 günlük yaklaşık bir görüşme trafiği başlattık. 2 tane de uzman çavuş alıkonulmuştu bu insanlar tarafından. Birisi Kilisli, birisi Nurdağlı,
O hafta nişanlanacak iki gencecik uzman çavuştu. Dediler ki bizim derdimiz burada toplu gözaltı yapılıyor ve hiçbir sebebi yok. Böyle kapı kilitleme geliyorlar, bu köyün bütün gençlerini alıp götürüyorlar. Biz barış beklerken burada daha 15 yıl önce deprem konutlarının yapımına başlamış. Hiçbir deprem konutu teslim edilmemiş. Meşhur o Lice depremi. Trilyonlarca liraya adım başına burada kale kol yapılıyor. Bu barışın yaklaşımı değildir dediler. Uzun görüşmeler sonucu o iki uzman çavuşu aldık. Pervin Hanım ve İdris Bey'le beraber ailelerine teslim ettik. Biz hendekleri kazanlar kapattı. O yol ulaşıma açıldı. Kale kolda devlet tarafından yapımı durduruldu. Bu toplu gözaltı, hukuk dışı gözaltılara da bir son verildi. Ve bu yaklaşık ondan sonra bir yıl falan sorunsuz bir zaman dilimi olarak yürüdü. Şey bir devletin psikolojik propagandasıdır. Barış süreci boyunca her yerin silahla doldurulmuş olması gerçeği. Arkadaşlar süreç başlamadan önce bir gün önce bu ülkede kan gövdeyi götürüyordu. Kim barış sürecini neye kullanmış? Kaldı ki bu işin doğası bir parça bunu gerektirir. Sen devlet olarak bu konuda da önlem almak, demokratik sınırları genişletmek ve bunlara izin vermemekle mükellefsin. Şimdi biz meselenin barış ayağında sorumluluk ve rol üstlenmiş siyasetçileriz. Biz ne yapabiliriz? Bütün bunlarda hakeza barış görüşmelerini kesmeyi değil, ivedileştirmeyi, daha da çok yükseltmeyi gerektirir. Peki biz ne öneriyoruz? Sorusunun cevabı da şudur. Bir, artık bu ülkede devlet ve hükümet nezdinde Kürt kategorik düşmandır. Öncelikle bu nefret dilinin bir kenara bırakılmasını istiyoruz. İki, bu ülkede demokratik alan sıfıra irca edilmiş. Barış süreci aynı zamanda ve hatta daha fazla Sayın Öcalan'ın da tarifiyle bir demokratikleşme sürecidir. O Dolmabahçe deklarasyonuna bakın, içinde kaç yerinde Kürt geçiyor, kaç yerinde demokrasi geçiyor. Bunu anlarsınız. Önemli ölçüde Sayın Öcalan'ın kaleminden çıkan ya da onun fikri ürünü devletle, hükümetle tartışarak oluşturduğu bir yol haritasıdır o. Kaç tane Kürt geçiyor orada? Hep demokratikleşme temel alınıyor. Sorunu nasıl tarif ettiğinizle çok yakından alakalıdır. Siz bu ülkeyi bir demokrasinin esamesi bile okunmayan bir hale getirmişsiniz. Evet, talebimiz şu. Önce demokratik zeminleri genişletin, geliştirin. Darbe darbe diyorsunuz. Darbeyle böyle mücadele edilmez. Siz bu darbenin mağduru sayılmazsınız. Halk mağduru. Siz bu darbenin sebeplerinden birisiniz. Her türlü kolaylığı sağlamışsınız. İktidarı bölüşmüşsünüz. Bugün mağduruz diye ortaya çıkamazsınız. Bugün biz sebep olduk mahcubiyetiyle ortaya çıkarsınız. Bununla mücadele edersiniz. Bütün demokrasi güçleri de size omuz verir. Onun için bizim talebimiz şu. Demokratik alanın öncelikle yeniden tesis edilmesi. Bunu siz hiçbir gerekçeyle reddedemezsiniz, öteleyemezsiniz. İki, Kürt'e dönük bu ayrımcı, nefret içeren, kategorik karşıtlık bir an önce yukarıdan aşağıya bütün devletin dilinden temizlenmeli. Üç, bölgedeki çatışma halkın seçilmiş temsilcilerini zindanlara atmanızı ve oraya çoğu yolsuzlukla anılan, bizzat kendileri tarafından tescil edilmiş, atanmış yöneticilerle bir halkın iradesine 80 belediyeye, 80'den fazla belediyeye el koyamazsınız, gasp edemezsiniz. Bunlar barışa hizmet etmez, bunlar demokrasiye hizmet etmez. Öncelikle demokratik zeminin yeniden tesisi, bu nefret ve ayrımcılık dilinin bir an önce bir kenara bırakılması, seçilmiş siyasetçilere dönük bu vandal tavrın derhal terk edilmesi, mahkemeler üzerinde, basın üzerindeki bu
denetim zırhının kaldırılması, demokratikleştirilmesi bu alanların ve barışın imkanlarını aramaya dönük bir irade. Bu kadar. Kimsenin kimseden bir şey istediği yok. Bunlar da lütuf değildir. Bunlar demokratım diyen, demokrasiye inan her siyasi partinin, her devlet ve hükümet sorumlusunun boynunun borcudur. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam, bu söylemeyi de teşekkür ediyorum. Yani bir sorun olarak ortada. Ocak ayında bir olağan hamleden söz ediliyordu. Demirtaş'ı da bırakabilirim mesajı gönderdiğine dair komisler var. Parti içinde bunun değerlendirmesi nasıl yapılıyor? Bunu henüz tartışmaya başlamadık. Sayın Demirtaş bizim eş genel başkanımızdır. Ve şu an gündemimizde olan bir şey değildir. Bu siyasal partide eş başkanlık ve sorumluluk üstlenen bütün yoldaşlarımız, arkadaşlarımız gibi bunun hiyerarşik bir şeye tekabül etmediğini, daha fazla sorumluluk, daha fazla fedakarlık içeren bir nokta olduğunun en başta Sayın Demirtaş hem farkındadır hem de bütün Türkiye'ye kendi pratiğiyle göstermiştir, göstermeye de devam etmektedir. Bence odaklanmamız gereken nokta Sayın Demirtaş başta olmak üzere seçilmiş siyasetçilerimizi bir ekspres hızla tutuklayanların yargılamakta karıncayı kıskandıran yavaşlıkları olmalıdır. Arkadaşlar nasıl görelim? Bir siyasal parti demokratik zeminde mücadele etmek istemişse ilkesel olarak hayırlı olsun deriz önce. Sonra programına bakarız. Programına baktığımızda Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Hani demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok. Programlarında da bunlara dair bir ipucu yok. Bu ülkenin sağcı partiler skalasına bir tane daha eklendi. Umarız ki barışa ve demokratikleşmeye dönük geleneksel bu sağ riyakarlığı ters yüz edecek bir çıkış gösterebilirler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. İstanbul'a ihanet ettikleri konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na bütün kalbimle katılıyorum. Gezi Parkı'na bir tekrar, Gezi'de benim söylediklerime arşivlerden tekrar bir bakın. Tam da bunları söyledik. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda tam da bunları söyledik. Bunları söylediğimiz için bizim hakkımızda fezlekeler ödendi.